Ya ben birazcık da AD bir şampiyon bekliyordum ama o Diana da sanırsam o Zyra'nın orman temizlemesiyle beraber eşitlemek istedi orman temizleme hızını. Aynı şekilde o savaş başlatmayı da ortalığı dağıtmayı da Bir de bence Diana şeyden yapabilir. bahsetmiştik. Zyra üstüne gelen şampiyonları çok Evet. sevmiyordu ki Diana da zaten üstüne atlayan bir şampiyon. Kesinlikle. O yüzden onu dengelemek için güzel bir seçim oldu bence. Son seçimde Foot'tan Nar geldi. Nar Renekton eşleşmesi Nar'ın genelde rahat ettiği güzel bir eşleşme. Yani ben Beşiktaş'ı komposunu beğendim. Agresif yani her koridorda bir şeyler çıkartabilirler ama eğer ki savaşları onlar kontrol edemezse yani ilk pozisyonlarda bulunamazsa birazcık daha fut tarafına kayıyor gibi. Yani rünlerden de bir şekilde toparlıyorsun kendine. Orada Ferit. Sıçra Oh. gidecek gibi. Skorda gelebilir. Evet, Ferit. Sıçrası yokmuş zaten. Ferit nerede kullandı sıçrayı peki? İlkan geldi bu arada Nakyung'a. Reşi şey diyor. Gromp'un aklını karıştırmak için öyle bir sıçra atmış diyor. Aa, Ferit. çarpı da yok. Çarpı. Oo, E'de yine kaçtı. Nakyung için çok rahat skor. Çok rahat skor. Ejder'de harcanan süre de boşa gitmiş oldu. Bu arada kule altına doğru attı Padiye'yi. Lospa ama yetmedi. Padiye da çıktı oradan sıçrasıyla. Yani FUT adına hiç iyi işler olmuyor son 1-2 dakika içerisinde. T'ye for leash yazdırtan bir Ejder denemesi oldu bu. Ya bir de gidip orada çarpı atsaydı gerçekten o yazılırdı. Evet, evet. Şuradaki uğraş olmadan ama. Yani durum 2-0. Dakika 7'deyiz. Fark 1500 altın. Ve iki skor da Akali'de. Ne görüyorsan o. 18 zırh deşme aldığın zaman aslında 18 ile başlıyorsun oyuna. Bu sezon geldi o değişiklik. O yüzden senin dediğin kapı da açıldı bence. Hani oyuncu, oyuna şey gelebilir. Zırh deşme ya da zırh delme ne demek istersen artık. Çizmesi de gelebilir. Evet, bu arada maç olabildiğince sakin ilerliyor evet. İlk iki skorun ardından. İkinci ejderine ulaştı burada Beşiktaş. Yine bir bulut vadisi var. Bolulu alt koridoru savunma yendi. Neredeyse üçüncü barikatta düşecek alt koridordan. Bakalım Nakyung ne zaman kullanacak? Bunun Bolulu'yu karşıladı. Nakyung hala kullanmıyor. Bunun yarı canını kaybetti. İşte bu istediği bir hamle derken Hun agresif bir sıçra. Typhoon iyi geldi. İki kişilik bir ulti. Hemen skor alıyor burada. Bir tane Typhoon'a bir tane de Hun'a gitti Beşiktaş tarafında. Ve Ejder'i de bitiremedi tabii. FUT Typhoon rahatlıkla alacak Ejder'i. Mavi güçlendirmeyi alıyor Ferit ama işte ya altın farkı 5000'e kadar geldi. Bir ufak çaplı bir takım savaşı artı 3. Ejder. Tertemiz belli başlı görüşler de almıştı öncesinde zaten. Kulesini de korudu ve ruhu alıyor Beşiktaş. Diğer tarafta FUT bir çılgınlık yapacak mı acaba? Yok, atlamadı. Ve Baron'dan da fazla hasar alınca geri çıktı Beşiktaş. Şimdi kuleye bir hamle. Typhoon. İçe deneyecekler, deneyecekler. Çok değiniyor, ultisi bırakıldı. Typhoon'dan takip. Bitkinlik geldi ama hiç önemli değil. İki skor birden gitti burada Kaori'ye. Kaori'den 3'te 3. Padiye harika gördü pozisyonu. Bu arada Kaori 4'te 4'ü istiyor. Bolulu saçar Tom'a doğru gitti ama Kaori pek onu bırakacak gibi değil. Yana adımlar geliyor. Ay. Lazer tuttu. Kaori aman vermiyor. Hirit. O da üstüne dönme derdinde artık. Bu arada oyun biter mi acaba? Ölüm sürelerine bakıyorum. Yani orta koridorda... Dost mu gelecek? Orta koridorda minyon dalgası olmadığını fark ettiler. Hemen buraya yöneldiler. Kaç İki saniye var? Garanti gibi duruyor. Bu arada Kaori de geldi. Oyunu bitirmeyi deneyecekler sanırım. İsteyecekler. Minyon dalgalarını çok hızlı temizliyorlar. Şu Hirit anda ve Lospa burayı savunmaya çalışıyorlar. Nakyung ön tarafta biraz oyaladı rakiplerini. Lospa ittirdi orada Hun'u ama. İkinci Hirit, kuleye odaklanıyor burada Beşiktaş. Oyunu bitirmek üzereler. Ferit buraya doğru yaklaştı ama açık bir Nexus var. Ve 29 dakikada Beşiktaş 9-0. Kule vermeden, ejder vermeden perfect game'e imza atıyor. Yani 2-4'lük başlangıcın ardından harika bir 4. hafta başlangıcı.